Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir dert videosuyla karşınızdayım. Biraz birikmesini bekledim. Yorumlarda çünkü dediniz dert videosu. Biraz birikmesini bekledim. O yüzden biraz gecikti. Sonunda çekiyorum. Bugün Hedik Mukbang yaparak dertlerinizi yorumlayacağım. Her zaman olduğu gibi şuralara önceki dert videolarımı koyarım. Videonun sonuna da koyarım. İzlemek isterseniz oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Hedik diyebilirsiniz, diş buğdayı diyebilirsiniz. Dirgit diyebilirsiniz. Birçok ismi var. Bugün bunu canım istediği için bununla bir mukbang neden olmasın dedim. Baktım çorba mukbanglar var. Yani Hedik mukbang da bence olabilir yani. Çorbadan çok da bir farkı yok. Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama ben bayılıyorum. O yüzden biraz karıştıracağım. Bolca ceviz döktüm üstüne. Ben tuzla yemeği tercih ediyorum. Bunu şekerle yiyenler de var. Siz nasıl yiyorsunuz? Aşağı yorumlara mutlaka bırakın. Benim bir yakın arkadaşım var. Sevgilim bir gün bana söyledi ki sevgilimin arkadaşıyla benim arkadaşım konuşuyorlarmış. Bunu bana sevgilim söyledi. Benim arkadaşımın da sevgilisi var. Yani sevgilisi varken başkasıyla konuşmuş. Ben de bunu bildiğim için arkadaşımla her şeyi bitirdim. Onunla konuşmama kararı aldım. Sen de yaptığım doğru mu demiştin. Senin böyle karakterde biriyle arkadaş olmak istememen senin seçimin. Evet, böyle bir insanla arkadaş olmak istemiyor olabilirsin. Sana da belki kazık atacağını düşünüyor olabilirsin. Ki bu evet olabilir. Ama sadece ilişkileri kötüdür ama arkadaşlık ilişkileri iyi de olabilir yani. Bu tamamen senin isteğinle olmuş olan bir şey. Evet, bu karaktere sahip insanlar, birine ihanet edebilecek karaktere sahip insanlar. Evet, bir gün belki bize de ihanet edebilir bence. Ben böyle düşünüyorum. Ve direkt konuşmayı kesmişsin. Sevgisine de söylememişsin başkasıyla konuştuğunu. Ben olsam direkt gider oğlana söylerdim yani direkt ekran görüntüleriyle. Ben böyle birine bir haksızlık yapıldığını gördüğümde direkt ya benim başıma gelse ve biri bana söylemese diye düşünüyorum. O yüzden ben direkt gider atardım. Hiç de umurumda olmazdı. İkisini de siler geçerdim yani. Hani bir daha konuşmazdım. Üstüme düşeni yapmış olurdum. Bence oğlana söyle yani. Bana yapılsın istemezdim. Biri bunu bile bile bana söylemese çok üzülürdüm yani. Bugün YouTube'da gezinirken bir kanal çıktı karşıma. Kadın erkek ilişkilerinden bahsediyordu. Bir videosu vardı. Çok şaşırdım görünce. Erkeği evliliğe ikna etmenin yolları yazıyordu başlıkta. Sizce kadın erkeği ikna etmeli mi? Yoksa evlilik isteyen erkek kendisi zaten teklif eder mi? İkna etmeli. Neden bir erkeği evliliğe ikna etmeye çalışasınız? Yani bir erkek sizinle evlenmek istemiyorsa zaten onunla neden evlenesiniz ki? Yani şöyle bir şey olabilir. Zaten evlenmek istiyordur ama daha geç istiyordur ya da süreci yavaş ilerletmek istiyordur. Belki bu durumda bir ikna falan olabilir. Ama zaten karşınızdaki insan sizinle evlenmeyi düşünmüyorsa o insanı ikna etmeye çalışsanız ne, ikna etseniz ne, ya zorla güzellik ne kadar sürer? O yüzden karşıyım böyle şeylere. Belki süreci hızlandırmak için bir çaba sarf edebilirsiniz ama saçmalık yani. Ben de öyle videoları gördüğüm zaman direkt yani kanalı böyle engelliyorum bir daha o tarz videolar görmemek için. Çok saçma işte, bir erkeği tavlamanın bilmem kaç yolu. Bir kadını tavlamanın bilmem kaç yolu. Yok işte, ya da böyle şu kalıplar vardır ya. Ya da şöyle saçma kalıplar. İşte asla güvenmemeniz gereken erkek türleri, kadın türleri. Şöyle böyle, ya bu kalıplar nedir ya? Askerde erkek arkadaşım var. Geçenlerde laf arası bu ilk bekleyişin mi dedi. Evet dedim. Askerlikle alakalı her şeyi bilmemden, onu ziyarete gitmemden bile anlamış olmalı. Yani öncesinde eski erkek arkadaşım askere gitmişti.
onu beklemiştim ve ben de askerliğe dair yani birçok şeyi biliyorum ama sonra ayrılmıştık. Şimdiki sevgim de askerde ve ben ona yalan attım, hayır beklemedim diye. Vicdanım benimle oynuyor, kalbim sızlıyor. Acaba ona doğruyu söylemeli miyim? Tabii çok takıntılıyım. Acaba yanlış mı yaptım? Birincisi ilk defa onu bekledin diye daha mı kıymetli oluyor beklemen? Yani daha önce birini beklediysen yani şimdi onu beklemen çok mu anlamsız kalıyor? Bu erkek arkadaşındaki saçma bir düşünce yani. İlla sadece onu mu beklemiş olman gerekiyor? Yani bu ona kendini daha mı değerli hissettirecek? Bu bir. İkincisi zaten olmuş bitmiş bir şey. Beklemiş de olabilirsin, beklememiş de olabilirsin. Yani geçmiş gitmiş bir şeyi şu an değiştiremezsiniz. Bunu tekrar konuşmanızın, tartışmanızın hiçbir anlamı yok. Yani zaten problem bence bunu soran kişi de. Niye soruyorsun? İlk bekleyişim mi? Son bekleyişim mi? Kaçıncı bekleyişin? Yani ben üçüncü bekleyişim olsa ne değişecek? Üçüncü bekleyişim olsa ne değişecek? Sen ayrılacak mısın? Zaten o insanın bir sevgilisi olduğunu sen biliyorsun öncesinde. Kız sana dememiştir ki benim hiç sevgilim olmadı. Ki sen de bu soruyu sorduğuna göre hiç sevgilisi hiç sevgilim olmadı dememiş sana. Yani niye soruyorsun? Çok saçma geliyor. Bu erkeklerin kafasını ben hiç anlamıyorum ya. Neden hani önceki insanlarla yaşadığı duygusal şeyler, gittiği yerler seni ilgilendirsin ki? Sen neden duymak istiyorsun? Neden canını sıkmak istiyorsun zaten? Yani bu problem sende değil canım. Boş ver, söyleme. Herkes herkesten bir şeyleri saklayabilir. Gerçi bu saklamak da değil. Bilmek zorunda değil yani önceden olan bir şeyi. Sana bir şey danışmak istiyorum. Çok sevinçliyim, sağlıkçıyım, atandım. Direkt konuya gireceğim aslında. Erkek arkadaşım 2 senedir işsiz ve okuduğu bölüm iyi olmasına rağmen iş bulamıyor. Hangimiz buluyoruz ki? Psikolojisi aşırı bozuk. Neyse benim bu atama haberi açıklandığında haliyle çok fazla sevinmeden onunla da paylaştım ama hiç mutlu olmadı. Neden böyle bir tepki verdin bana dediğimde mutlu olmak zorunda mıyım? Senin hayatın kurtuldu. Benim için değişen bir şey yok dedi. Devamını okumadan şöyle demek istiyorum. Ben bir insanı seviyorsam onun mutluluğuyla mutlu olurum. Hatta ondan da mutlu olurum. Bu illa sevgililikle olacak bir şey değil. Arkadaşım çok iyi bir şey başarmışsa ben o kadar çok mutlu oluyorum ki. Çünkü o insanı seviyorum yani. Onun iyi olmasını istiyorum. Devam ediyorum. Ben de aşırı sinirlendim. Biraz ters konuştum. Öncesinde alttan aldım tabii. Sonuna doğru artık canıma tak edince biraz kavga ettik. Şimdi bir yanım diyor ki seninle sevinmeyen adamdan sana fayda olmaz. Kesinlikle. Bir yanımda onu da anla, sen de 2 sene bekledin, neler çektin diyor. O yazmaz biliyorum, ben de yazmamaya söz verdim kendime. Acaba haksızlık mı ediyorum, doğru düşünemiyor muyum diye fikir almak istedim. Teşekkür ederim. Asla yanlış düşünmüyorsun. Senin mutluluğunla mutlu olmayan birini hayatına alma. Bu arkadaşın da olsa, sevginin de olsa. Ne demek mutlu olmamak ya? Tabii o seninle sevinmesi lazım. Evet, onun yaşadığı durum da çok kötü bir şey. Ama bu sana bu şekilde konuşmasını gerektirecek bir durum değil yani. Sevinmen mi gerekiyor? Sana değer vermeyen birini hayatında barındırma. Eğer sana yazarsa hatasını anlamış bir şekilde yazması gerekir. Eğer hatasını anlamış bir şekilde yazmıyorsa gerçekten o insandan bir şey olmaz. Belki anlık böyle bir tepki vermiş diyeceğim. Yazdığında anlayacaksın. Eğer yazmazsa da gerçekten önüne bak. Devam et. 2 yıl çok uzun bir süre değil. İsterse 5 sene olsun. 5 sene de çok uzun bir süre değil. Evlenenler boşanıyor. Sizinki sadece bir ilişki. Evet tabii ki de zaman çok kıymetli. Ama bir şeyler daha ileriye gittiğinde, evlendiğinde böyle bir sorunlar yaşamaktansa yakın bir zamanda böyle şeyler yaşayarak gerçekleri görmen daha güzel bence. Canın daha fazla yanacağına bırak giden zaman olsun yani. Merhaba. 6 yıllık erkeği. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Video çekmezsem hiç konuşamıyorum ya. Çünkü evdeyim sürekli yani. Delirmek üzereyim. Artık son raddeye geldim.
Merhaba. 6 yıllık bir ilişkim var. Hiçbir sorunumuz yok. Ailesi, maddi durumu vesaire, her şey çok güzel. Sevgisinden de bir şüphem yok. Bu zamana kadar hiç yanlış yapmadı. Çok değer veriyor ama hep evlenmekten uzak. Evlilik lafı açmamak için uğraşıyor. Benim de iş durumum gayet iyi. Benimle ilgili bir sorun da yok. Evlenmek istememesi benimle ilgili değil. Bunun için net var. Evlenmek istememesi benimle ilgili değil. Bunun çok net farkındayım ve her zaman bana dürüst davranır. Benimle ilgili bir şey olsa bunu zaten söylerdi. Evlilik ona neden bu kadar terssiz? Benimle ilgili bir şey olsa kesin söylerdi diyorsun. Ama seninle evlenmemesinin sebebi kimle ilgili olacak? Bunu anlamadım öncelikle. Hiç mi evlilikle alakalı bir şey konuşmadınız yani? Evimiz şöyle olur, böyle evleniriz, düğünümüz böyle olur. Bunlar her ilişkide konuşulan şeyler bence yani. 15 yaşındayken de konuşuyordum ben sevgilimle bunu. Nişanlıyım, şu anda da konuşuyorum yani böyle şeyleri. Bunları zaten aranızda konuşuyor olmanız gerekiyor. Evlilikten korkuyorsa bunları da konuşmamıştır. Evlilikten korkma sebebini dürüstçe sorabilirsin. Ne zaman ciddi bir adım atacağız? Ya ben gerçekten bunu her bir videoda söyleyeceğim. Arkadaşlar, iletişim. Bir şeyi açıkça sormazsanız böyle kendinizi yersiniz. Ne zaman böyle bir adım atacağız diye sor. Baktın gerçekten böyle bir adım atmak istemiyor. Ya da sana diyor ki bir sene sonra yaparız. Okey, bekle. Ama böyle bir niyeti yoksa yani bu insanı neden daha fazla hayatında tutasın? Sen de aile kurmak istersin. O yüzden karşını alıp bunu düzgünce bence sormalısın. Videom bu şekildeydi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Daha fazla dert videosu görmek istiyorsanız mutlaka aşağıya yorum olarak bırakın. Derdinizi mail olarak, Instagram, Twitter ne arıyorsanız oradan yollayabilirsiniz. Çünkü o yüzden daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız ya da konuşmamı istediğiniz konular varsa mutlaka aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Aklımda birkaç konu var. Daha önce söylediniz. Korona bitse çok güzel video fikirlerimiz var nişanlımla. Hepinize çok çok öpüyorum. Hoşça kalın.